بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Bizzat sen onun ne korkunç bir tabiyete sahip olduğunu biliyorsun. Göz benzetmesiyle annenin başına gelenleri ima etmek istiyordu. Evet, doğru söylüyor. Ben gözlerimle gördüm. Ben gördüm. Annem Şam'ın etrafında yer alan köylerden birinden getirilmişti. Orada yaşayanların hepsi Aziz Barnabas'ın irşadıyla tek tanrı inancını kabul etmişti. Romalıların saldırısı esnasında annem hariç orada yaşayan herkes kılıçtan geçirildi, biliyor musunuz? Annem, anne ve babasının yanı sıra bütün akrabalarının Dakyanus'un askerleri tarafından teker teker nasıl öldürüldüklerine tanık olmuştu. Gerçekte annemi Dakyanus'un eliyle ölmekten kurtaran şey ise onun güzelliğiydi. Annemle zorla evlendi. Bunu herkes gördü. Annemle zorla evlendi. Bu hikayeyi daha önce duymuştum. Sadece duydun ama ben onun yaptıklarını kendi gözlerimle gördüm, biliyor musun? Bütün bu olup biteni nasıl unutabilirim, sen söyle. Annem çok acı çekti, çok acı çekti. Her zaman Diokletianus ve onun taptığı tanrılardan intikam almak için fırsat kolluyordu. Ancak hep sarayda kalmak zorunda oluşu ona bu fırsatı vermiyordu. Nihayet tapınakta tanrılara ait heykellerin birileri tarafından kırıldığını duydu. Ve bir gün o da oraya giderek bütün heykelleri kırdı ve yakalandı. O gün aman tanrım! Durun efendim, yapmayın! Lütfen yapmayın efendim! Sizin yaptığınız öğrenilirse sizi parça parça ederler. Bunu yapmayın efendim, lütfen. Lütfen efendim. Orada durma. Çekil oradan. Ah.
Seni Afrikanus'un tapınağına göz kulak olmakla görevlendirmiştim. Ama sen tanrılara ihanet ederek onunla işbirliği yaptın. Senin yardımın olmasaydı o kesinlikle mabetlerimize giremezdi. Cezan ölümdür. Onun bir suçu yok. O sadece emirlerimi yerine getirdi. Bırakın onu. Ama benim emirlerimi bırakıp sana itaat ettiği için suçludur. Vurun kellesini! O ihanetinin karşılığını gördü. Şimdi sıra sende. Sen tanrıların ateşinde cayır cayır yanacaksın. Beni ölümle korkutamazsın. Akrabalarımı taştan putların önünde öldürdüğün günden beri, annemi ve babamı gözlerimin önünde öldürdüğün günden beri intikam almak için yemin ettim. Ölümden korkmuyorum. Beni öldürmen hiçbir şeyi değiştirmez. Sana son bir şans vermek istiyorum. Apollon'un huzurunda İsa'nın tanrısından yüz çevir. Ben yalnızca bir tek Allah'a taparım. Ondan başka bir tanrıyı da tanımıyorum. Roma tanrılarının önünde secdeye kapanıp af dileyecek misin, dilemeyecek misin? Lanet olsun Romalıların tanrılarına. Lanet olsun kendilerine taştan put oyanlara. Roma'nın cani imparatoruna da lanet olsun. Tanrılarım, bu kurbanı kabul edin. Hayır. Metin ol kızım, elden hiçbir şey gelmez. Metin ol. Bırak. Metin ol yavrum. Bırak beni. Ey güçlü Apollon, bu sana ve diğer tanrılarımıza inanmayan zavallılara verdiğimiz cezadır. Yüce Rabbim, bu günahkar kulunu katına kabul et. Rabbim, kızımı sana emanet ediyorum. Onu koru Rabbim. Onları yalnızca senin rızan için kırdım. Kızımı koru Rabbim. Onu sana emanet ediyorum. Anne. İşte böyle. Onu gözlerimin önünde yaktılar ve hiçbir şey yapamadım. Allah onun ruhunu bakire Meryem'le birlikte kılsın. Cesur bir kadındır. Ben sadece sizin için endişeleniyorum. Biliyorum. Sonunda inancınızı öğrenecek. Korkunç rüyalar görüyorum. Allah'ın takdirinin ne olduğunu da bilmiyorum. Ama çok korkuyorum. Boşuna endişeleniyorsun. Ne olursa olsun, biz hep birbirimizin yanında olacağız, merak etme. Dün gece rüyamda Dakyanus'un sizleri öldürdüğünü gördüm. Allah'a şükür ki yaşıyorsun. Dakyanus durmadan korkunç naralar atıyordu. İkimizin ortasına dikilmiş, birbirimize ulaşmamıza izin vermiyordu. Aramızda çok uzun bir mesafe vardı. Ben gençtim. Ama sen çok yaşlanmıştın. Hanginizin babam olduğunu seçemiyordum. Seni öldürdüğü için sevinç çığlıkları atıyordum. Çok korkuyorum. Lütfen anla beni. Çok korkuyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Lütfen bana yardım Sakin et. Sakin ol sevgili Helen. Her şey yoluna girecek. Bir rüya için kendini bu kadar harap etmen doğru değil. Allah inanan kullarını yalnız bırakmaz. Senden başka kimsem yok ki. Sen yalnızca kocam değilsin. Öğretmenim, yol göstericim ve kurtarıcımsın. Sen benim her şeyimsin.
aydınlığa seninle ulaştım ben. Sen benim umudum oldun. Bana inancı sen ben öğrettin. Ben bunlara layık değilim. Sen bütün bu değerlere layıksın. Ben hiçbir şey yapmadım. Dün gece bu tablonun anneme ait olduğunu gördüm. Halbuki ben annemi biliyorum. Öldüğümü gördüm. Sen de bu tablodakinin benim ölüm mü yoksa dirim mi olduğunu seçmekte zorlanıyordun. Ben bunlardan çok korkuyorum. Sevgili Helen, kendini boş yere üzüyorsun. Alt tarafı bir tablo işte. Lütfen üzülme artık. Ha? Onları buradan kaldıralım. Hayır, hayır. Hayır. Ben eşimin tablosunu çok seviyorum. Kimsenin bu resmi buradan indirmesine izin vermeyeceğim. Biz azınlığız. Bu yüzden bütün enerjimizi harcayarak daha çok insanın sevgili peygamberimiz İsa'nın getirdiği dine girmesini sağlamalıyız. Daha ne zamana kadar dinimize inanan insanlar bölük bölük kılıçtan geçirilecek? Niçin sessiz kalıyoruz? Kanımca bu zamanda çeşitli zorluklara katlanmanın kendisi büyük bir ibadettir. Eğer inananları bu yönetime karşı çıkmaya çağırmasaydın, Romalılarla inananlar arasında hiçbir çatışma çıkmazdı. Efendimiz İsa bize zalimlere boyun eğmeyi yasaklamadı mı? İnsanların hayatını boş yere tehlikeye atmaya hakkınız yok. Güç Allah'ındır. Kime dilerse ona verir. Şu halde gücünü Allah'tan almayan hiçbir yönetici yoktur. Allah yönetme yetkisini peygamberlere ve inanan kullarına verir. Hiç kuşkusuz zalimlerin gücü şeytani bir güçtür. Şeytani. Ah! İbrahim'le Nemrut'un gücü. Musa'yla Firavun'un gücü. Ya da İsa'yla Herod'un gücü bir midir? Selam Hakk'ın hizmetkarı. Hoş geldin kardeşim. Seni iyi gördüm. Dostumuz Maximilian nasıllar? Kendileri beni buraya yolladı. Saklandığınız bu yerin yönetim tarafından bilindiğini, bir an önce burayı terk etmeniz gerektiğini söyledi. Yani tehlike bu kadar yakın mı? Hı? Maximilian boş yere böyle bir uyarıda bulunmaz. Acele edin, vakit daralıyor. Pekala. Öyleyse siz gidin, ben de geleceğim. Önce buradakileri güvenli çıkarmalıyım. Onlara çok ihtiyatlı olmalarını söyle. Burası gözetleniyor olabilir. Kardeşlerim, az önce buranın güvenli olmadığına dair bir haber aldım. Burasını çok dikkatli bir şekilde terk edin. 3 gün sonra şehir dışındaki kabristanda buluşalım sizlerle. Siz bu davranışınızla
insanlara hem Hazreti Mesih'in öğrettiklerinden farklı şeyler öğretiyorsunuz, hem de onların hayatını tehlikeye atıyorsunuz. Allah hepimizi hidayete eriştirsin. Oraya da saldırıp halkı kılıçtan geçirirlerse bunun hesabını kim verecek söyler misiniz ha? Kim verecek? Tanrı'nın merhametinden ümidimizi kesmemeliyiz. Kuşkusuz Allah'ın istediği olur. Efendim, gerekiyorsa sizi korumak için ben burada kalayım. Hayır. Buna hiç gerek yok. Ben de burada kalmayacağım. Yapıyorsun pis casus. Yalnızca buradan geçiyordum. Yalan söylüyorsun. Seni bir daha buralarda görecek olursam gebertirim. Haberin olsun. Yıkıl karşıdan. Matius. Efendim, Ezekiye'nin size çok önemli haberleri var. Burada ne arıyorsun? Sana Adonio'yu izle dememiş miydim ben? Evet, buyurmuştunuz. Ama biraz önce arabalı biri onu kaçırdı efendim. Onları yalın ayak takip edecek durumda değildim. Niçin yalın ayak? Efendim, ata ihtiyaç yoktu. Onu kaçıracaklarına ihtimal vermiyordum. Saraydan dışarı haber nasıl sızdırılmış olabilir? Arabadaki adamı tanıyamadın mı? Yüzünü örtmüştü efendim, ancak arabanın Maximilian'a ait olduğunu sanıyorum. Maximilian'ın evini gözetle. Bak bakalım araba onun arabası mı? Durma. Baş üstüne efendim. Şehre güneş batmadan geri dönmem gerekiyor. Hiç üzülmeyin. Daha çok vaktimiz var. Beni bağışlayın efendim. Size bir soru sorabilir miyim? Sen benim en yakın dostlarımdan birisin.
Onun için bana istediğini sorabilirsin. Maximilian'a niçin ve ne zamandan beri kin besliyorsunuz? Sana güvendiğim için anlatacağım. Yıllar önce ben Helen'i çok severdim. Diokletianus'un da bundan haberi vardı. Ancak Maximilian'ın gelmesiyle Diokletianus kızını ona vermekte akıllılık ettiğini düşündü. Ben de o günden itibaren Diokletianus'a Helen'in Maximilian'a layık olmadığını ve bir hain olduğunu ispatlamaya çalışıyorum. Aleyhine pek çok delil topladım. Ve yakında bunları Diokletianus'a sunacağım. Eğer beni ciddiye almazsa durumu İmparator Hadrianus'a rapor edeceğim. Peki Diokletianus niçin Maximilianus'u size tercih etti, söyler misiniz? Bu ailelerimizin Roma'daki nüfuzuyla ilgili bir şey. Maximilianus Romalı bir senatörün oğlu. Oysa ben eski bir subayın oğluyum. Bu yönetimin sürmesi için hangimiz daha etkili olabilir, söylesene. Üzgünüm efendim. Unut gitsin. Sana bir şey söylemek istiyorum. Beni biraz dinler misin? Seni dinliyorum Athena. Hayır, dinlemiyorsun. Kim bilir hangi alemlerdesin? Affedersin. Doğrusunu istersen imparatorun Philadelphia'ya uğrayacağı haberi beni çok heyecanlandırdı. Yapılacak en ufak bir hata bütün planlarımızı alt üst edebilir. Daha önemli işler var. Yerinde olsam biraz da onlara eğilirdim. Doğru değil mi? Ah Athena. Athena, imparatorun burada bulunması yönetimimi Roma nezdinde sağlamlaştırmak için bulunmaz bir fırsat. Bunlar bir yana, hatıralarım canlandı. Hadrianus'la olağanüstü güzellikte günler yaşadık. Mesela Mezopotamya Savaşı sanki dün gibiydi. Ne büyük bir onur. O zamanlar ben bir lejyon kumandanıydım. Hadrianus fal kuşlarının kafesten çıkarılmalarını emretti. Kahin önlerine yem döktü, görecektin. Büyük bir iştahla önlerindekini silip süpürüyorlardı. Bu savaşın bizim zaferimizle tamamlanacağını simgeliyordu. Athena, karşımızda büyük bir kahin vardı. Ne uğurlu bir kehanet, ne uğurlu bir kehanet. Sonra Hadrianus kararlı adımlarla şehre doğru birkaç adım attı ve yüksek sesle şöyle bağırdı: bu şehirde tanrılar varsa beni dinlesin. Ben sizlerden şehrin giriş kapılarından uzaklaşarak bu aşağılık halkı savunmamanızı ve şehre muzafferane bir şekilde girmemize izin vermenizi istiyorum. İzin verin bize. Fetih! Fetih, fetih, fetih! Beni dinlemediğini söylemedim mi sana? Sen rüyalarının içinde yaşıyorsun. Pekala, pekala. Şimdi dinleyeceğim. Hadi konuş. Sence Hadrian yerini kime bırakacak, ha, söyle bana. Belli değil. Hadrianus'la çok eski bir dostluğunuzun bulunduğunu söylemedin mi? Hadrianus'la geçen günlerim bir gün bile aklımdan çıkmıyor. Her zaman o günleri düşünüyorum. Her zaman o tatlı günleri. Ben eski anılarınızı kastetmiyorum. Bu dostluktan en iyi şekilde yararlanabileceğini söylemeye çalışıyorum sana.
Mesela nasıl, söyleyebilir misin? Savaşta onun hayatını kurtarmanın ve bu eskiye dayanan dostluğunuzun hatırı için kendine halef olarak seni seçmesini söyleyebilirsin. Her ne kadar arzun imkansız olsa da onu gerçekleştirmek için uğraşmaya değer ama bence ümitlenmesin. Neden imkansız olduğunu düşünüyorsun? Yoksa bu göreve layık olmadığını mı düşünüyorsun? Ya da Hadrian'ın dostluğundan emin değil misin? Hiçbir. Roma senatosunun alacağı karardan emin değilim Athena. Hadrian kabul etse bile onlar kabul etmeyeceklerdir. Kesinlikle eminim kabul etmeyecekler. Ama bunun bize bir zararı olmaz ki. Karanlıkta atılan ok gibi bir şey. Bilmiyorsun Diokletian. Roma'nın birinci kadını olmak ne muhteşem bir duygudur. Bu fikir aklımdan çıkacak gibi değil. Roma'nın birinci kadını. Nereye gidiyoruz Galus? Bir müddet şehirden uzak kalmalısınız efendim. Nasıl? Ormanda saklanacak çok yer var. Ortalık yatışıncaya kadar siz birkaç gün saklanın. Sonra tekrar dönersiniz. Bu arada ben size her gün yiyecek getiririm. Her gün, inanın bana. Hayır, ben yalnız değil. Kendi canım için vazifemi unutamam. Halkı irşat etmek ve irşat toplantıları düzenlemek için daha sonraları çok vaktin olacak. Ancak dindaşlarımla 3 gün sonra şehir dışında kabristanda buluşma kararı aldım. İhtiyatlı olmak gerekiyor. Merak etme Galus. Yine de senin dediğini yapacağım. Çok güzel. Bana güvenebilirsin, yapacağım. Ekselans Julius. Selam sana Ekselans Diokletian. Şehirde olup biteni anlat bakalım Julius. Her şey yolunda efendim. Benim tek endişem saraydan dışarı sızan haberler. Ne oldu Matius? Efendim, Ezekin'in size çok önemli haberleri var. Burada ne arıyorsun? Sana Adonia'yı izle dememiş miydim ben? Evet, söylemiştiniz efendim. Ancak biraz önce arabalı biri onu kaçırdı. Nereye gidiyoruz Galus? Bir müddet şehirden uzak kalmalısınız. Tehlike geçti sevgili Adonia. Evet, burası güvenli bir yer. Hem de çok güvenli. Bu sevgili Maximilian'ın beni ilk kurtarması değil. O benim hem ruhumu hem de cismimi kurtardı. Bunu biraz açar mısınız efendim? Ben Teslis fikrine inananlardan biriydim. Teslis inancını yayıyordum. Bir gün Romalı askerler bir toplantıda konuşurken beni yakaladı. Ve ölüme çok yaklaşmıştım. Ancak Maximilian Hazretleri bir bahane bulup hayatımı kurtardı.
Bu tanışıklık benim tek tanrıya inanmamı beraberinde getirdi. Onunla uzun süren konuşmalar yaptık. Bu yolla ondan çok şey öğrendim. Galus, efendinin kıymetini bil. O çok büyük bir adam. Kıymetini biliyorum efendim. Şu halde sen onun hakkında da çok şey biliyorsun. Ben Yunanlı bir köleyim. Efendim Maximilian'ın babası beni satın alıp evine götürdüğünde ben 14-15 yaşlarındaydım. O İmparator Hadrianus'un çok güvendiği önemli bir senatördür. Ben Maximilian'la beraber büyüdüğümüzü söyleyebilirim. Maximilian çok zekiydi. Babası eğitimi için en iyi öğretmenleri tuttu. Böylece farklı milletlerin bilim, teknik ve kültürlerinden en iyi bir şekilde haberdar oldu. Bütün bunlar Maximilian Hazretleri'nin Romalı tanrılardan ve onların barbarlığından yüz çevirmesine neden oldu. Philadelphia'dan Dacianus'un baş danışmanlık teklifi gelince bunu Roma'dan uzak kalmak için iyi bir fırsat olarak gördü ve teklife olumlu bir cevap verdi. Anlıyorum. Ve kaderi Philadelphia'da bütünüyle değişti. Çok yorgun görünüyorsun. Bir ağacın altında dinlenmeye ne dersin? O Philadelphia'ya Romalıların cinayetlerinden uzak kalmak için geldi. İşlenen cinayetler orada işlenen cinayetlere rahmet okutturacak nitelikte. Dacianus'un cinayetlerini gördüğünde acaba niçin tekrar Roma'ya dönmedi? Çünkü Dacianus hiç vakit kaybetmeden onu kızıyla evlendirdi. O da kalmak zorunda kaldı tabii. Helen de çok geçmeden tek tanrıya inananların safına katıldı. Demek Maximilian çok daha önceden Roma tanrılarına yüz çevirmiş ve tek tanrıya iman etmişti. Ve hidayete erdi. Evet. Kendisi hiçbir zaman Olympus tanrılarına inanmadı. Her Devlet zaman hakikati aradı. O yaratıcısını tanıyordu. Ancak ondan gelecek bir hidayet, bir işaret, bir kitap bekliyordu. Onları okumuştu tabii. Ancak okudukları muharref metinlerdi. Ve onlar da aradığı katıksız gerçeği bulamıyordu. Halk arasında gezer, yoksullara yardım ederdi. Bu gezilerinden birinde ben de vergi memurlarının, Dacianus'un vergi memurlarının vahşiliğine bizzat tanık oldum. Hadi söyle, paraları nereye sakladın? Konuş diyorum sana. Konuş, hadi konuş. Bırakın onu, bırakın gitsin. Ona da hayır, hayır yapmayın, ne olursunuz yapmayın. Ne olur yapmayın. Durun. Hadi söyle, nereye sakladın paraları, konuş. Lütfen diyorum. Bırakın. İnsaf edin. Söyledim, konuş. Hiç param yok. Hadi konuş. Olsa size verirdim, hiç param yok. Verebildikleri her şeyi alın. Ve burada toplayın. Hadi. Sen de durma, vur. Konuş. Konuş diyorum sana. Konuş. Daha hızlı vur. Hadi konuş. Paraları nereye sakladın? Konuş. Hadi konuş. Konuş diyorum sana. Vergilerinizi eksiksiz ödemeli, mazeret uydurmamalısınız. Konuş sana. Aksi takdirde sen böyle daha sonunuz çok böyle olur. Konuş, hadi. Vur. Hadi konuş. Vur. Burada neler oluyor? Biz vergi memurlarıyız. Bu adam vergi ödemek istemiyor. İstemiyor mu yoksa parası mı yok? Bu bizi ilgilendirmez. Biz vergi memurlarıyız. Yardım memurları değiliz. Anlaşıldı mı? Onu hemen serbest bırakın. Bekle biraz. Siz kimsiniz? Bir ast üstüne itaat eder, soru sormaz. Onu hemen serbest bırakın. Hadi çabuk. Ben büyük kumandan Diokletianus'un vergi memuruyum. Senden emir almam.
Öyle anlaşılıyor ki seninle başka bir dilde konuşmamız gerekecek. Hayır. Durun. Sizin çok nazlı ve el üstünde yetiştirildiğiniz belli. Siz benimle başka dille konuşamazsınız. Al ve buradan defol git. Hadi. Efendim. 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 Aman tanrım, aptallar o Diokletianus'un damadı Maximilian'dır efendim. Bunun hesabını vereceksin. Toplanın, gidiyoruz. Hadi. Alimsiniz siz. Gidin. İstemiyoruz sizi. Defolun. Gidin buradan. Bu olay Maximilian'ın o saygıdeğer ihtiyarla tanışmasına vesile oldu. Maximilian çok ağır bir yara almıştı. Maximilian'ın uğruna dövüştü. Bu ihtiyar kendini ona borçlu hissettiği için Maximilian Hazretlerini onun evine götürdü. Büyük bir maharet ve ciddiyetle tedavisiyle uğraştı. Hayır, hayır, hayır. Dinlenmelisiniz. Hareket etmeniz çok, çok tehlikeli. Yaranız çok ağır. Gölüz. Gölüz. Ben buradayım. Ben buradayım. Gecikmemiz Helen'i endişelendirmiştir. Ben gidip ona haber vereceğim. Siz dinlenin, içiniz rahat olsun efendim. Johannim ve diğer dostlarıma gözlerini dört açmalarını söyle. Diokletianus onlara beni sorarsa idari işler için Philadelphia dışında olduğumu söylesinler. Bana yardım etsinler.
Emredersiniz efendim, hiç merak etmeyin. Ben yakında dönerim. Efendime iyi bakın. İşte bu olay tek Allah'a iman eden o ihtiyarla tanışmasına vesile oldu. Yaranın üzeri çok iyi kapanmış. Beni bağışlayın. Kendileri için bundan fazlasını yapamadım. Hayır, gayet iyi. Bunu nereden öğrendiniz? Bu baba mesleği. Tabii Romalı tabiplerin bilgisiyle karşılaştırılacak düzeyde değil. Size bunu kim yaptı? Lütfen söyleyin bana. Önemli değil efendim. Yüzyıllardır insanlıktan nasibini almamış bu Romalı vahşilerin kırbaçları merhametsizce üzerimize iniyor. Biz bunlara alıştık artık. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ben bir Romalı olarak sizlerden çok özür diliyorum. Biz Romalılar kendimizi dünyanın en medeni insanları olarak kabul ederiz. Gelin görün ki en vahşi yöntemlere başvuruyoruz. Siz diğer Romalılardan bütünüyle farklısınız. Bizim aslında diğer Romalılardan pek bir farkımız yok. Hayır, hayır. Bu kesinlikle doğru değil. Size bir soru sormama izin verir misiniz? Hı-hı. Tabii, sor. Siz o Romalı'ya yardım edecek yerde niçin onunla savaştınız söyler misiniz? Bunu ben de bilmiyorum. Ancak bildiğim tek şey zalimlerden yana olmamak. Belki de bu doğuştan gelen bir eğilimdir. Açıkçası bilemiyorum. Ancak dünya sevgisi ve içindekilerden yararlanmak da doğuştan gelen bir şey. Niçin bu doğuştan gelen eğilim doğrultusunda çalışmıyorsunuz siz? Peki sizin iyi ya da kötü eylemleriniz için iyi bir nedeniniz var mı? Ben karşılığını almadan hiçbir eylemde bulunmam. İster iyi ister kötü olsun, bütün eylemlerimin karşılığını göreceğime inanıyorum. Bunun aksi olsaydı benim için hayatın hiçbir anlamı olmazdı. Asla olmazdı, asla. Bu iyiliklerin karşılığını kimden alıyorsun? Köle ya da hizmetkarlarınız ödüllerinizi kimden alır? Söyleyeyim bakayım. Sahibinden. Efendisinden, yani sizlerden. Ben de ödülümü efendimden alıyorum. Herkesin bir sahibi vardır. Sen ödülünü inandığın Allah'tan alacağını söylemeye çalışıyorsun. Sana katılıyorum. İyi ya da kötü eylemler için bundan daha iyi bir saik olamaz. Ancak ben tapınaklarda kendi ellerimizle yaptığımız gülünç tanrılar için iyi ya da kötü eylemlerde bulunacak kadar aptal biri değilim. Ben bir tanrının olduğunu biliyorum. Bundan eminim. Ama nasıl bir tanrı ve nerede bunu bilmiyorum. Benim tanrım, benim yaratıcımdır. Ama sizin tanrılarınız ya da Romalıların tanrıları insanlar tarafından yaratılmıştır. Hepsi bu kadar. Hayır, ben senin tanrına da inanmıyorum. Zira Yahudiysen yalnızca kendi kavminin tanrısına inanıyorsun. Okudum, Tevrat'ınız peygamberlere çirkin iftiralar isnat ediyor. Ben bir tanrının gökten yeryüzüne inerek peygamberiyle güreş tuttuğuna ve ona yenildiğine asla inanamam. Ve sen bir Hristiyansan, senin tanrına da inanmak çok zor. Zira Hristiyanların tanrısının da Romalıların tanrısı gibi çocuğu vardır. Bunu İncil söylüyor. Ben bütün kitapları okumaya çalıştım. Ancak senin bu anlattıkların Hazreti Mesih'in değil, onun takipçilerinin çeşitli maksatlar için uydurduğu şeylerdir.
Onlar Romalıları bu dine çekmek için Mesih'in semavi dinini Romalıların maddi dini haline dönüştürdüler. Yaşlı adam Maximilian'a eski bir İncil'den söz ediyordu. Ama ben o zamanlar bu sözlerden pek bir şey anlamıyordum. Her neyse, o ihtiyarın anlatacak çok şeyi vardı. Müsaade edin size kendi inancımı anlatayım. Ben bir muvahhidim. Tek bir Allah'a inanıyorum. Benim peygamberim Hazreti İsa'dır. Başkası değil. İsa'nın tanrısıyla Hristiyanların tanrısı aynı değil mi yani? İsa'nın tanrısı diğer bütün peygamberlerle birlikte ondan sonra gelecek son peygamberin de tanrısıdır. Bunun dışındaki her şey kendi zihnimizin ürettiği yalanlardır. Peki bu söylediklerini destekleyecek delillerin var mı, söyler misin? Çok fazla delilim var. Ancak bunların içinden canımdan daha aziz kabul ettiğim bir kitap var. Kitabı görebilir miyim? Tabii, neden olmasın? İhtiyar Barnabas İncil'ini Maximilian'a gösterdi ve o bu İncil'i sonuna kadar okudu. Kendileri için o İncil'den bir nüsha yazıncaya kadar da yaşlı adamın evinden çıkmadılar. O hadise ve o kitap Maximilian'ın Hazreti İsa'nın dinini kabul etmesine neden oldu. Ve de o da hemen kabul etti. Gallus, Maximilian gerçekten de Tanrı'nın yakın ve sevgili kullarından biridir. O bana Hazreti Mesih'in anlattıklarıyla bugün onun dinini tebliğ edenlerin anlattıkları arasındaki farkın büyük bir ağaçla küçük çalılıkların arasındaki fark kadar olduğunu söylemişti. Bazı güllerin kokusu çok uzaklardan da duyulabilir, Gallius. Umarım Romalılarla kurmuş olduğumuz bu bağ ebedi olur. Müsaadenizle şimdi sizlere Yahudi kavminin hediyelerini takdim etmek istiyorum. Sizlere layık olmayan bu hediyeleri Yüce İmparator Hadrianus ve onun buradaki temsilcisi Excellence Diocletianus'la olan dostluğumuzun bir nişanesi olarak kabul buyurun efendim. Biz de sizlerin bu değerli hediyelerini bir dostluk nişanesi olarak telakki ediyoruz. Urşelim'de kavmimizin ileri gelenleriyle İmparator Hadrianus Hazretleri arasında imzalanan anlaşma, Zat-ı Ali'nizle yakın bir işbirliğine gitmemizi ve imparatoru karşılama törenlerinde üzerimize düşeni yerine getirmemizi gerektirmektedir. İmparatorun tebasından bu hediyelerden başka bir beklentisi yoktur. Bizim de vazifemiz dini ritüellerinizi ve ticari faaliyetlerinizi serbestçe yapmanızı sağlamaktır. Halkın huzur ve refahını sağlamak Roma İmparatorluğu'nun görevidir. Ancak halkın içerisinde bu huzur ve güven ortamını bozarak Roma'ya ve Roma tanrılarına ihanet eden bazı kendini bilmezler var. Onlarla asla uzlaşmayacağız ve köklerini kurutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan kimse şüphe duymamalıdır. Ekselansları, İsevileri mi kastediyorlar? Onlar da bizi tedirgin ediyor.
Onlar yalancı peygamberleri ve bütünüyle uyduruk kitaplarıyla saflarımıza sızarak dindaşlarımızı yoldan çıkarmışlardır efendimiz. Ekselansları, ekselansları, kanımca onlarla mücadele etme konusunda daha fazla ve daha yakın bir işbirliğine gitmeliyiz efendimiz. Hey sen! Arabayı getir çabuk. Acele edin. Bununla onu gizleyebiliriz. Peki naaşını nereye götüreceğiz? Onu mezarlığa götürüp gömemeyiz. Peki babasının evinde gömsek nasıl olur? Olmaz. İlk bakacakları yer orası olacak. En iyisi onu ormana götürüp gömelim. Daha iyi olur. Dersiniz efendim. Yolu açın. Allah şehit Plüton'u müminler ve salihler topluluğuna kabul etsin. Her şeyi berbat ettiniz. Her şeyi berbat ettiniz. Herkesin gözü önünde asılı duran ölü bir suçlu, hiç kimsenin ruhu bile duymadan ortadan kayboluyor. Peki lejyon sorumlusu ve özel muhafız alayı kumandanı ne yapıyor? Olayı sadece rapor ediyor. İşte hepsi bu. Sadece rapor. Öyle değil mi?
Ben daha fazla asker ve daha fazla yetki için huzurunuza çıkmış bulunuyorum efendim. Beni iyi dinle Julius. İmparator Philadelphia'ya varmadan Platon'un cesedini ve Adonia'yı bu 3 gün içerisinde bulmalısın. Aksi takdirde Adonia'nın yerine seni kendi ellerimle çarmıha gererim. Anladın mı? Ayrıca Adonia ve Platon'un cesedini kaçıranları da senden istiyorum. Bu sevindirici bir haber. Demek Adonia da kaçmış. Adonia ile tanıştığım günü hiç unutamam. Şehirde geziye çıktığım ilk gün Adonia'nın dükkanı dikkatimi çekmişti zaten. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Yetenekli bir çömlekçi. Philadelphia'da yenisiniz galiba, öyle değil mi efendim? Evet, yeni geldik. Diocletianus'un müşavirleriyiz. Sizlerden biri Sudinanus olmalı. Evet, kendileridir. Siz nereden biliyorsunuz? Burada haberler çabuk yayılır. Özellikle yeni belediye başkanı çoktandır bekleniyordu. Sizler gibi üst düzey insanların bendenizin dükkanında bulunması benim için gerçekten büyük bir şeref. Bu güzel vazoyu satın almak istiyorum. Roma'daki birbirinden yetenekli sanatçıların ortaya koyduğu güzel eserleri görmüş olan sizler, Roma asilzadeleri nasıl olur da Philadelphia'nın uzak bir köşesinde yer alan bu çömlekçinin eserlerine ilgi duyabiliyor, bir türlü anlayamıyorum. Doğru değil. Sizin bu mütevazı dükkanınızda da birbirinden değerli eserler var. Bu vazonun fiyatını hala söylemediniz. Gerçi size layıkı bir vazo değil ama eğer onu hediyem olarak kabul ederseniz çok sevinirim efendim. Sizin gibi usta bir sanatçı tarafından verilen bir hediye geri çevrilemez. Kabul ediyorum. Bunu hep saklayacağım. Teşekkür ederim. Bizim için bir Jüpiter ya da Apollon heykeli yapabilir misin acaba? Ben bir çömlekçiyim efendim, iyi bir heykeltıraş değilim. Belki de yapmak istemiyorsun. Bu kadar güzel eserler ortaya koyabilen biri heykel yapımında da yetenekli olmalı. Yanılıyor muyum yoksa? Eğer bu bir emirse itaat etmekten başka seçeneğim yok galiba. Güzel bir heykel yapmaya çalış. Yarın almaya geliriz, tamam mı? Anlaştık mı? Tapınaklardaki bunca heykel yetmiyor mu? Ben bu gördüğün heykellerin tamamından bıkmışken sen kalkmış yeni bir heykel siparişi veriyorsun. Evde de bir tane bulunmasının ne sakıncası olabilir ki ha? Ertesi gün heykeli almaya gittiğimizde çok tuhaf bir şey oldu. Evet büyük üstad. Heykel hazır mı? Evet hazır. Beğeneceğinizi umuyorum. Bu nasıl bir heykel böyle? Ben elimden geleni yaptım. Önceden de sizlere iyi bir heykeltıraş olmadığımı arz etmiştim. Bu gülünç heykeli eve getirmeyi düşünmüyorsun herhalde, öyle değil mi? Ama efendim bu... Bu
Bu Jüpiter'in heykeliydi. Sizden intikam almak isteyeceğini ya da zarar vereceğini düşünmüyor musunuz efendim? Hayır, 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 emin ol. Çirkin heykelin elinden bir şey gelmez, öyle değil mi? Ama ben tapınaklarda tanrılara ait bundan daha çirkin heykeller de gördüm. Onların elinden de bir şey gelmez mi? Sözlerine dikkat etsen daha iyi edersin çömlekçi. Bu sözler sana zarar verebilir. Ben bu mukaddes heykellerin önünde secdeye kapanıyorum. Onlar bizim tanrılarımız. Bunların elinden bir şeyi gelip gelmeyeceğini bilmek hakkımız değil mi? Sonra bu heykelin niçin kırıldığını ve niçin kendisini savunamadığını öğrenmenin nesi kötü olabilir ki efendim, söyler misiniz? Çok saf bir adam olduğum anlaşılıyor. Bu heykeller bizzat Tanrı'nın kendisi değil, onların görünen şekilleridir. Evet, anladım. Yani tanrılar var ve biz onları bu şekilde resmediyoruz. Peki siz o tanrıların intikam alacağını düşünmüyor musunuz hiç? Siz Romalı asilzadeleri samimi olarak bir şey arz etmek istiyorum efendim. Eğer sizi bilmeden incitirsem lütfen beni uyarın efendim. Ben ibadet için bundan çok daha güçlü bir tanrının seçilmesi gerektiğine inanıyorum. Nasıl bir tanrı bilmiyorum ama şunu çok iyi biliyorum ki bu tanrı hem kendini hem de kullarını savunabilmeli. İşte. Çok kötü bir heykel yapmıştı. Jüpiter'in heykelinden başka her şeye benziyordu. Ama unutmamak gerek ki bu heykel bizim şirkten kurtulmamıza neden oldu. Hadi gidelim. Adonia zekice planladığı bu mizansenle bizi gaflet uykusundan uyandırdı. Artık her şeye kadir bir tek Allah'a ulaşmak için gayret gösterecektik. Bu olaydan sonra Adonia'yı hep ziyaret ettik. Allah'a her gün biraz daha yaklaşıyorduk. Güvenlik tedbirlerini artırın. Küpelileri bile tutuklayın. Şehirde bir tek İsevi kalmamalı. Emredersiniz efendim. Şehrin onarım ve yenileme işlerini yapanların büyük kısmı İsevi köleler efendim. Umarım karşılama merasiminde bir sorun çıkmaz. Biliyorsunuz karşılama töreninde gladyatör dövüşleri de planlandı. Bunun için her halükarda İsevi'yi yakalamalıyız. Tamam, kesin artık. Söylediğim gibi Adonia ile irtibat halinde olduğunu düşündüğünüz herkesi tutuklayabilirsiniz. Bunu yaparsanız elimize epey kurban geçecektir. Bu kadar çok kurbanın yakalanmasına Maximilian ve Helen'in sessiz kalacağını hiç sanmıyorum ben. Bakalım nereye kadar dayanacaklar. İş size düşüyor. Hadi bakalım, bu işi becerin. Marş marş. Baş üstüne.